Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'ye göre 2018'de iş gücünün 8,5 milyon artarak 32,3 milyona, istihdamın ise 7,3 milyon artarak 28,7 milyona ulaştığını belirtti. Hükümet olarak 17 yıllık bu başarı hikayesini tabii ki yazan asıl etken hiç kuşkusuz insana verdiğimiz değer, insan odaklı devlet anlayışımız ve emeğe gösterdiğimiz hürmet oldu. Bu sebeple bir taraftan ülkemizdeki iş gücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere taşırken, diğer yanda da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için uğraştık. Değerli konuklar, Bakanlık olarak bir yandan yarının çalışma hayatının aktörlerini daha sağlıklı ve güvenli kılma amacıyla faaliyetler yürütürken, diğer yandan da işverenlerin çalışanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaları için teşvik edildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere maddi olarak devlet desteği sağlıyoruz dedi. hedefimiz bu riskleri ülkemizde en asgari seviyeye indirebilmek ve tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği, hayati unsurlarına zarar görmediği sağlıklı bir çalışma hayatına kavuşturabilmek. Bu hedefinizde sadece devletin atacağı atımlarla olamayacağının da farkındayız. Sizlerin, bütün katılımcılarımızın, bütün halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da işbirliğiyle olacak bu. Tüm paydaşlarımızı da dahil ederek Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni kurduk. Konseyde karara bağladığımız... Bakan Selçuk, sektörel olarak yapılan eğitim, proje, konferans, çalıştay, sempozyumlar ve tüm tarafların katkıları neticesinde 100 binde ölümlü iş kazası oranında %44'lük bir azalma söz konusu olduğunu aktardı. 2013'ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alanındaki iş yeri sayımızı %842 arttırdık. Evet, yanlış duymadınız. %842 arttırdık 2013'ten itibaren. Tüm tarafların katkıları neticesinde 100 binde ölümlü iş kazası oranında %44'lük bir azalma söz konusu. Tabii ki buna yetmez diyoruz. İnşallah daha da bu rakamı indirmeyi hedefliyoruz.